Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 2. dönem sınavı Seçmeli Sosyoloji 1 ve 2 16 Mart 2024 2. oturum 208 Seçmeli Sosyoloji 1 Soru 1. Sosyolojinin temel amacı toplumların değişimini, gelişimini, yapısını araştırmak ve elde edilen bilgilerle araştırma konusu olan topluma yönelik genellemeler yapmaya çalışmaktır. Sosyoloji hem toplumların kendi içindeki ve toplumların birbiri arasındaki farklılıkları hem de bu farklılıklardaki benzerliği göstererek bireylerin içinde yaşadıkları dünyayı ve kendilerini daha iyi anlamalarını sağlar. Buna göre sosyoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Toplumların ve bireylerin anlaşılmasında etkili olduğuna, B) Genellemeler yapmadan sonuca ulaşmaya çalıştığına, C) Yalnızca toplumsal değişimleri konu edindiğine, D) Temel amacının toplumları ahlaki yönden incelemek olduğuna. Doğru cevap A. Toplumların ve bireylerin anlaşılmasında etkili olduğuna. Soru 2. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, Pasinler Savaşı, Kavimler Göçü gibi toplumsal olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Genel ve soyuttur. B) Yeri ve zamanı belirsizdir. C) Ne zaman son buldukları belli değildir. D) Bir defaya mahsus gerçekleşen olaylardır. Doğru cevap D. Bir defaya mahsus gerçekleşen olaylardır. Soru 3. İnsanın zaman içinde geçirdiği biyolojik değişimleri eski ve yeni insan topluluklarını karşılaştırarak inceleyen ve bu nedenle sosyoloji ile kaçınılmaz bir ilişki halinde olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir? A. Psikoloji B. Siyaset bilimi C. Fiziksel antropoloji D. Kültürel antropoloji Doğru cevap C. Fiziksel antropoloji Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş örneğidir? A aile, B şirket, C eğitim, D siyaset. Doğru cevap B şirket. Soru 5. Ahmet, gece kondularda yaşayan ailelerle ilgili bir araştırma yapmak istemektedir. Bu araştırma gece konduların tarihsel gelişimi, gece konduda yaşayan ailelerin kültürel, ekonomik, düşünsel durumları, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları hakkında derinlemesine bilgilere ulaşmayı amaçlamaktadır. Buna göre Ahmet'in amacına ulaşmak için kullanması gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A test, B anket, C monografi, D sosyometri. Doğru cevap C monografi. Soru 6. Resmi olmayan normlar toplum içinde zamanla oluşan insanların birbirlerini rahatsız etmemelerini, birbirlerine saygılı davranmalarını sağlayan toplumsal kurallardır. Resmi normlar ise gücünü devletten alan, uyulması zorunlu, yaptırım gücü yüksek yazılı kurallardır. Buna göre aşağıdaki normlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Yasa B. Adet C. Gelenek D. Görenek Doğru cevap A. Yasa Soru 7. Uyuşturucu madde kullanımı, çete kurma, şiddete başvurma ve yasa dışı bahis oynama gibi davranışlar aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Rol çatışması B. Olumsuz sapma C. Toplumsal norm D. Toplumsal kontrol Doğru cevap B. Olumsuz sapma Soru 8. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte kentler tek merkezde olmaktan çıkıp çok merkezli büyük kentler halini almıştır. Metropol olarak adlandırılan bu ana kentler sanayi, ticaret, finans, ulaşım, eğitim, alışveriş başta olmak üzere birden fazla merkezin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdaki illerden hangisi metropoldür? A. İstanbul B Tokat, C Muş, D Ardahan. Doğru cevap A İstanbul. Soru 9. Sosyokültürel değerleri birbirinden farklı birey ya da grupların çatışmasını engellemek, azaltmak ve uyumunu sağlamak için karşılıklı ödünler vererek uzlaşmalarını sağlayan etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir? A çatışma B. Rekabet C. Mübadele D. Uyarlama Doğru cevap D. Uyarlama Soru 10. Toplumsal değişme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Toplumsal değişme her zaman planlı şekilde gerçekleşir. B. Bir alandaki toplumsal değişme diğer alanlardan bağımsız değildir. C her toplum değişme halinde olduğu için değişme hızları da aynıdır. D toplumsal yapının manevi unsurları maddi unsurlarına göre daha hızlı değişir. Doğru cevap B. Bir alandaki toplumsal değişme diğer alanlardan bağımsız değildir. Soru 11. Deniz kıyısında ya da ovada yer alan dışa dönük toplumlarda değişim hızlıyken, kara içinde ya da dağlık bir bölgede yer alan kapalı toplumlarda ise değişimin daha yavaş olması, toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir? A. Kültür B. Demografi C. Fiziki çevre D. Demokratikleşme Doğru cevap C. Fiziki çevre. 17 Mart 2024 3. Oturum 209 Seçmeli Sosyoloji 2 Soru 1. İnsan eliyle yapılmış her türlü araç gereç, giysi, bina, yol, sanat ürünü gibi somut, elle tutulur nesneler, maddi kültür ögeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögesi değildir? A. Halı B. Keman C. El öpmek D. Cep telefonu Doğru cevap C. El öpmek Soru 2. Kültür, insanların biyolojik, psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayan ve doyum sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu açıklamada kültürün aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? A. Öğrenilebilirliği B tarihselliği, C değişkenliği, D tamamlayıcılığı. Doğru cevap D, tamamlayıcılığı. Soru 3. Bir ülkenin yönetimini ele alsaydım yapacağım ilk iş hiç kuşkusuz dilini gözden geçirmek olurdu. Çünkü dil kusurlu ise sözcükler düşünceyi iyi ifade edemez. Düşünce iyi ifade edilmezse görevler ve hizmetler gereği gibi yapılamaz. Görev ve hizmetin gerektiği şekilde yapılamadığı yerlerde adet, Kural ve kültür bozulur. Adet, kural ve kültür bozulursa adalet yanlış yollara sapar. Adalet yolundan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? A) dilin B) sanatın C) eğitimin D) teknolojinin. Doğru cevap A) dilin. Soru 4. Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulma aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Kültür şoku B. Kültürlenme C. Kültürel görelilik D. Kültürel yozlaşma Doğru cevap D. Kültürel yozlaşma soru 5 Belirli ihtiyaçları karşılayacak mallar üretmek, neslin devamını sağlamak bu işlevler sırasıyla aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir? A siyaset aile B ekonomi aile C siyaset eğitim D ekonomi eğitim Doğru cevap B ekonomi aile Soru 6. Son filminin konusunun ebeveynlerinin hikayesine dayandığını söyleyen yönetmen filmi şöyle özetler: Memur olan babamın tayinin İstanbul'a çıkmasıyla hikaye başlar. Babam aynı semtte oturan annemle tanışır ve kısa zamanda birbirlerini severler. Annem anneannemle beraber yaşamaktadır. Babamla evlenme kararı aldıklarında anneannemi yalnız bırakmak istemeyen annem babamı kendi yanlarına taşınmaya ikna eder. Böylece benim dünyaya geleceğim mutlu yuva kurulmuş olur. Bu parçada sözü edilen evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni ev açma B. içten evlenme C. Ana yanı yerleşme D. Baba yanı yerleşme Doğru cevap C. Ana yanı yerleşme. Soru 7. Sıhri akrabalık sözleşmeden doğan akrabalıktır. Hukukta bu akrabalık için hısımlık kelimesi kullanılır. Evlenme ile birleşen kişilerin birbirlerinin kan akrabaları ile kurdukları akrabalıklardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sıhri akrabalık değildir? A. Enişte B. Sadıç C. Bacanak D. Görümce Doğru cevap B. Sağdıç. Soru 8. Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir? A 1934 B 1944 C 1966 D 1971. Doğru cevap A. 1934. Soru 9. Bir malın serbest veya ekonomik olması durumuna göre değişebilir. Soluduğumuz hava serbest mal iken dalgıçlar ve astronotlar bu havayı oksijen tüpüyle kullandıkları için ekonomik maldır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hem serbest hem de ekonomik mal örneğidir? A. Su B. Ev C. Araba D. Mobilya Doğru cevap A. Su Soru 10. Atatürk'ün siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olmaz. Kısa zamanda söner sözü aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine verilen önemi ortaya koyar? A) Din B) Aile C) Eğitim D) Ekonomi. Doğru cevap D) Ekonomi. Soru 11. Devletten bağımsız olarak tamamen gönüllü birlikteliğe dayalı ve üyelerinin çıkarlarının ötesinde toplumsal çıkar amaçlı çalışan, kar amaçsız ve yasal çerçevede faaliyet gösteren kuruluşlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? a. Hükümet ve meşruiyet, c. Sivil toplum, d. Egemenlik Doğru cevap C. Sivil toplum. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.